Running'tan hepinize mutlu günler. Her çarşamba olduğu gibi bugün de karşınızdayız ve koşuya dair her şeyi konuşmaya devam ediyoruz programımızda. Bugün de 100 bin koş triatlon ekibini ağırlayacağız stüdyomuzda ve triatlonda koşunun önemine değineceğiz. Ne kadar önemli bir branş olduğunu konuşacağız. Hemen konuklarımı takdim etmek istiyorum. 100 bin koş triatlon koçu Göksan Çınar bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda da triatletlerimiz Şeyda Şule Erkahraman ve Özhan Öztürk'ü ağırlayacağız. Ve keyifli bir şekilde programımızı tamamlayacağız. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hepiniz gayet bomba gibi gözüküyorsunuz. Bu soğuk havalar sizi hiç etki etmemiş gibi gözüküyorsunuz. Tabii antrenmandan önceki. Yeni geldik. O yüzden olsa gerek. Bugün dediğim gibi 100 bin koş ekibini ağırlıyoruz burada. Siz bir triatlon ekibisiniz, özür dilerim. Üç farklı branş, çok zor branşları bir arada yapıyorsunuz. Ama biz bugün ön plana çıkan koşuyu konuşacağız burada. Dilerseniz sizleri ve birazcık da spor hayatınıza nasıl başladığınızı dinleyelim öncelikle. Özhan'dan başlayalım. Okey. Ben aslında sporu çok küçük yaşlarda başladım spora. Yaklaşık 10 yaşında basketbol oynayarak başladım spor hayatıma. Hayatımın her döneminde spor bir şekilde oldu. Çeşitli farklı dallarda da, farklı branşlarda da spor yaptım. Hep hayatım boyunca bu vardı. Sonra aslında iş hayatı, işte yoğun iş temposu, yoğun büyük şehrin yoğunluğundan dolayı biraz daha pasifize ettim bir süre sonra sporu. Fakat koşmayı neredeyse hiç bırakmadım diyebilirim. Koşuya da aslında daha profesyonel anlamda diyelim ya da biraz daha yoğun olarak başlamam sanıyorum 3 sene, 3,5 sene olmuştur. Onun öncesinde işte sahilde küçük koşular yapmak ya da hafta sonları ormanda koşmak, biraz daha işin sosyalleşmesiyle ilgili, sosyalleşmeyle ilgili koşarken son 3-3,5 senedir biraz daha hayatımın içerisinde triatlonla birlikte daha profesyonel, daha bilinçli bir şekilde koşmaya başladığımı söyleyebilirim. Ama sporu hayatımın her döneminde zaman. Her zaman yaşamış durumdayım. Şeyda'cığım seni de dinleyelim istersen. Aslında benzer. Hepimiz aynı yoldan geçiyoruz. Ben de lisede voleybol takımındaydım. Sonra üniversitede atletizm takımına girdim. Orada çok renkli ve çok güzel bir atletizm hayatım oldu. Çok iddialı bir okul değildik iç atletizm takımı ama çok eğleniyorduk. Çok iyi bir hocamız vardı, Hanif hocamız. Ve o da bize çok disiplinli antrenmanlar yaptırıyordu. Ve o zamandan bana iyi bir temel oluşturmuş. Sevdiğim için yapıyordum. Sonra okul bittikten sonra da bayağı bir yıl devam ettik takımca antrenman yapmaya. Sonra benim de iş hayatım girdi. Kendi sosyal hayatımızı biraz daha önemsedik. Sonra tekrar işte o zamanlar outdoor'da ne yaparım? Trekkinglere gittim vesaire. Sonrasında spor salonları furyasına katıldık. Hep yazıldım. Oralara paralar ödedim. Ama çok az kullandım. Yogayı denedim vesaire. Dondurulan üyelikler sürekli. Evet, evet öyle. Yogayı denedim. Yogayı sevdim falan. Sonra işte şeyde bir personal trainer alırken salonda çok sıkıldığımı fark edip işte o dönemde de işte koşular falan, Belgrad koşuları, onlara katıldım ve outdoor'un benim tam seçimim olduğuna karar verdim ve outdoor'da Belgrad'da koşarken sonrasında yarış hedefleri önüme geldi. İşte Run Italia var. Hemen ona yazılalım. 10K. Kendimi o koşularla başladım. İlk 10K'yı çok keyifle bitirdim. Sonra baktım hep aynı tempoda koşuyorum. Çıkıyorum, antrenman yapıyorum ama hep aynı tempo. Hiç gelişme yok. Sonra bir hedef yükseltmek gerekiyor tabii. Hadi bunu yarım maratona çevirelim dediğimde Göksan Hoca ile tanıştık. Orada da amacım şeydi, hem gelişim görmek. Amacım hep benim hayatımda bir gelişim görmem lazım şeyi var. Onun için bir antrene olmam gerektiğini fark ettim. Asıl amacım da hiç sakatlanmadan bu işi nasıl sürekli devam ettiririm. O yüzden de bir koçla çalışmaya 3 yıl ya da 4 yıl oldu, başladık. O seçeneğin bir yerde beni triatlona taşıdı. Göksan Hoca'nın triatlon koçu olmasıyla bizim kanımıza girdi. Öyle başlıyor. İşte yarım maratonu koştuk, sonra full maraton, iki şehir maratonu, sonra keyif için ultra maratonlar, trailer derken hayatımıza triatlon girdi. Oradaki seçimimde üç branşı birlikte yapıp daha güçlenmek, daha az sakatlanmak falan derken aslında üç branşın da kendine göre keyifli yanları var. Zorlayıcı, öğrenme süreçlerinin tadına vardık.
Böylelikle 2 yıldır da triatlon yapıyorum. Koşu bezli olmamın triatlonda büyük katkısını gördüm. Onu zaten konuşacağız evet. Zaten detaylı. Aynen. Evet, sonunda Göksel Çınar'a pasımızı atıyoruz. Hem bir triatlon koçusunuz hem de 100 bin koşun kurucularındansınız. Detayları aslında biraz daha açıklayıcı olarak sizden alalım. Çünkü bu 3 farklı disiplinden bahsediyoruz Göksel Hocam gerçekten ama koşu da bunlardan önemli kısmından bir tanesi ama hem profesyonel hem de amatör sporculara destek oluyorsunuz. Bugün de koşu anlamında onlara nasıl bir destek sağlıyorsunuz aslında sizden dinleyelim. Aslında koşu baktığımızda çok küçük yaşlardan itibaren yapılması gereken bir spor. Yani örnek veriyorum çocukların fiziksel gelişimine başladığı zamanlarda 6-7 yaşından itibaren işte yüzme, jimnastik ve atletizm branşı bir arada verilmesi gerekiyor. Ve en az 2-3 sene geçtikten sonra antropometrik ölçümler sonrasında bu insanların hangi branşlarda yani bu çocukların hangi branşlarda yetenekli oldukları ortaya çıkartılıp yönlendirilmesi gerekiyor. Baktığınızda atletizm, yüzme ve jimnastik branşları bütün sportif branşların aslında tabiri caizse altyapısında bulunan anası. Atletizm bunların içerisinde niye önemli? Çünkü akciğer kapasitesi, işte fiziksel performans gelişimi anlamında çok önemli. Aslında benim üniversite bitirme tez konularımdan bir tane, yani tez konum buydu aslında. 9-13 yaş çocuklarının hangi antrenman sistemiyle atletizmde gelişim gösterdiğini ortaya çıkarttım. İşte sürat antrenmanları mı, dayanıklılık antrenmanları mı, yoksa ikisinin bir arada yapılan antrenmanları mı işte gelişimde ileriki dönemlerde önemli olduğunu çıkartan bir tez aslında yapmıştım. Çok altyapıdan başlaması gereken bir şey. İlerleyen yaşlarda özellikle 30 yaş ve sonrasında aslında fiziksel kapasite, dayanıklılık kapasitesi artıyor ama hız kapasitesi insanlarda bir yerde durmaya başlıyor. Biz evet 30 yaşımızdan sonra koşuya başladığımızda hızlanıyoruz. Çok güzel gelişimler gösteriyoruz ama aslında kapasitemizin limitine yaklaşmaya başlıyoruz. O yüzden aslında daha küçük yaşlarda 16-15 yaşlarında işte 17 yaşındaki çocukların gelişimindeki koşu çok daha önemli. Ve triatlonda aslında eğer ki işine elit kısımdan bakıyorsak çocukların o yaşlardaki performansları önemli. Örnek veriyorum 18 dakikanın altında bir 5000 eğer 16-17 yaşında koşuyorsa evet gelecekte çok daha iyi dereceler çıkartabilir ortaya. Ama eğer ki biz bu işi daha sedanter, daha amatör sporcudan bahsediyorsak, özellikle triatlonda bahsediyorsak birazcık işin survivor kısmına kalıyor koşu triatlonda. Çünkü biz Türk halkı olarak özellikle hırslı insanlarız. İşte yüzmede sudan 30 saniye daha iyi çıkmanın hesabını yaparız. Bisiklette 2 dakika bile daha iyi çevirecek olmanın işte ekranda göreceğimiz bir değerin bizim için ne kadar önemli olduğunu veya işte önemli olmasını düşünüyoruz. O yüzden de hiçbir zaman demeyelim de çoğunlukla kontrolsüz yarış koşuyoruz ve kontrolsüz yarış koştuğumuzda yarışın 3 saat, 3,5 saatlik büyük bir kısmı bittikten sonra başlayan bir yarım maratona enerjisiz giriyoruz. İyi beslenmemiş giriyoruz. Gücümüzün birçok kısmını bitirmiş giriyoruz. O yüzden koşu çok sıralamada özellikle yerinizi belirlerken çok büyük önem arz ediyor. Burada altyapıdan koşu altyapısı almış, koşuyu bilen kişilerle çalışmak avantaj çünkü onlar kendilerini daha iyi bildikleri için koşuda daha rahat performans gösteriyorlar. Burada mesela benim şansım çalıştığım sporcularda mesela Şeyda altyapıda koşu aldığı için triatlondaki koşusu her zaman beklentiden iyi çıkıyor. Örnek veriyorum bir yarım maratonu Half Ironman'li bir işte kadın sporcuya 2 saatin altında koşturacak antrenman programı zor bir antrenman programı. Sedanter kişiden baktığımızda ama Şeyda daha ilk yarışında işte 1.55'ler işte 1.56'lar yarım maraton çıkartıyor Half Ironman içerisinde. Bu da onun altyapıda aldığı koşudan kaynaklanıyor aslında. Hemen Şeyda'ya soralım ve sana soralım aslında onlar bizzat bunları deneyimledikleri için. Aynen, evet. Öncesinde bir altyapının olması Şeyda sana katılmış olduğun yarışmalarda triatlon yarışlarında nasıl bir fark yarattı sende? Aslında gördüğüm kadarıyla herkesin koşuyu bir sevip sevmeme problemi var. Sevenlerde de yani sevmeyenlerde bir nabızla ilgili sıkıntı oluyor. Nabızları yükseldiği için aslında koşuyu geliştiremiyorlar. Benim şansım nabzımın düşük olmasıydı. Ve uzun süreler koşuya çabuk adapte oldum. Uzun süre koşabildim. Tabii bunu adım adım geliştirdim. Yani ilk çıktığında hemen 10 kilometre koşmadık. 3 kilometre başladık. 5 kilometre sonra onu geliştirdik. Ama nabzım bana hep avantaj verdi.
Bunun geçmişte yaptığım antrenmanlar neticesinde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir de teknik olarak bacaklarımın işte Göksan Hoca'nın bize yaptırdığı drillere hemen adapte olduk. Koşu tekniğimiz veya işte nefes alışımız, nefes tekniklerimiz çabuk hemen yerine oturdu. O yüzden ben biraz daha şanslıydım tabii ki. Özhan sen neler söylemek istersin? Ben de aslında aynı şekilde düşünüyorum ama bunun dışında spor aslında genel olarak bütün spor branşlarına baktığımızda spor çok disiplin isteyen bir aslında dal. Yani spor yapıyorsanız disiplinli olmak zorundasınız. Başarılı olmak için mutlaka disiplinli olmak zorundasınız. Dolayısıyla erken yaşlarda alınan spor kültürü ileriki yaşlarda hiç spor yapmamış ve yeni başlayanlara göre erken yaşlarda alınan spor kültürü çok ön plana çıkabiliyor. Biz biraz o anlamda şanslıyız. Evet. Küçük yaşlarda spora başladığımız için aslında onun disiplini, o sebat etme gibi konuları daha içselleştirmiş durumdayız. Bu bence bir spora başlarken bir insan için çok büyük bir avantaj. Onun dışındaki tabii hani kemik, kas gelişimi, kemik yapısı, mental gelişim bunların hepsi çok büyük avantajlar sağlıyor. Ama bence en önemlisi bu disiplin konusunu ve spora nasıl yaklaşıldığını küçük yaşlarda alıyor olmanın getirdiği avantaj. Ben çok görüyorum etrafımda hani koşuya başlayıp ilk 5K'yı ben kaç dakikada koşsam acaba diye ilk böyle koşuya başlayan çok arkadaşımız oluyor. Ama bunun sonucu genelde sakatlıkla sonuçlanıyor ve sonra ben bir yerde yanlış yapmışım herhalde deyip tekrar başa dönüp daha doğru spor teknikleri, antrenmanlarla işi ilerletiyor. Dolayısıyla ben küçük yaşlarda alınan spor eğitiminin hem fiziksel hem mental olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örneğin yüzme bunun için çok önemli bir şeydir, çok iyi bir örnektir. Yani siz 30 yaşında yüzmeye başladığınız zaman bunu 8 yaşında almış ve işte 8 yaşından 15 yaşına kadar yüzmüş bir çocuk, çocuğun almış olduğu eğitimden dolayı 30 yaşında yüzdüğü şekilde yüzemezsiniz. Tabii teknik zaten. Mümkün değil. Yani vücut, beyin onu küçük yaşlarda algıladığı için ve içselleştirdiği için aslında arada biraz haksız rekabet oluşuyor açıkçası. Küçük yaşlarda spora başlamışlarla sonradan başlamışlar arasında. Ama tabii ki disiplinli çalışmayla, iyi çalışmayla, doğru tekniklerle tabii ki her şey geliştirilebilir. Peki en çok yaptığınız yanlışlar neymiş? Mesela profesyonel isimlerle çalışmanın size kattıkları ne oldu? Biraz da bunu sormak istiyorum. Ben ilk başta işte bir yıl kadar kendi başıma koşarken hızlanma benim için hoşuma gidiyordu. Yani hızlı koşmayı zaten seviyorum. Ve bir yere kadar aynı tempoda, hep aynı tempoda koşuyordum ve bu gelişmiyordu. Yani çıktığın zaman 10K'da koşsan hep aynı tempo. Bu nasıl gelişecek? Kafamda soru işareti. Sonrasında anladım ki hani bunun değişik işte bir temel antrenmanları var. Hele ki ilk Berlin Maratonu'na hazırlanırken bunu yaşadık. İlk bir ay neredeyse yürüyeceğim tempoda bana antrenmanlar verdi Göksel Hoca. Şu nabız aralığında koşacaksın, o nabız aralığında yürümem lazım benim. Ondan sonra o bir ay öyle sabırla geçti. Bunların önemini anladık. O temel ve sonra kuvvetlenme, bana sonrasında endurance ve en sonunda yapılan işte interval antrenmanlarıyla hızlanabileceğimi, onun bir teknik olduğunu, bunun bir süreç olduğunu yaşayarak gördük. Yani aslında antrenmana çıkıp yarış temposunda koşanların çoğunun zamanında görüyoruz sakatlanıyorlar. Yani aslında gerçek performansını yarışta yapmak gerekiyor. Aynı şekilde ben koşuya ilk, yani daha doğrusu teknik olarak profesyonel anlamda koşuya, yarışlara ilk başladığım dönemlerde daha başlamadan önce şey düşünüyordum yani. Koşu, sonuçta koşuyoruz işte çıkıyoruz. Koşacaksın, geleceksin hani mesafeye göre de nefesini ayarlayacaksın şeklinde bir aslında yaklaşımla insan bakıyor. Fakat işin içine girdikçe ve işin tekniklerini öğrendikçe o basit gördüğümüz koşunun altında o kadar ciddi teknik altyapılar var ki kendinizi çok farklı noktalarda geliştirerek koşunuzu çok bambaşka bir yere getirebiliyorsunuz. Bunu yapmadığınız takdirde ilerleyemiyorsunuz. Ya da sakatlıklar ön plana çıkabiliyor. Ben özellikle profesyonel bir koçla çalışmanın en büyük faydasını bu olarak görüyorum. Sonuçta spor yapmayı seven insanların bence en büyük kabusu sakatlanmaktır. Ve aslında profesyonel bir
program alıp profesyonel bir koç eşliğinde çalışıyor olmak sakatlanmayı çok büyük anlamda, çok büyük oranda engellemiş oluyor. Dolayısıyla siz aslında gönül rahatlığıyla sporunuzu yapabiliyorsunuz. Bir de tabii sonuçta başınızda bir hoca olduğu zaman size sürekli işte belli programlar yollayıp işte niye yapmadın? Kaytarmak biraz zor olabiliyor. Koşu gruplarıyla başlıyorsunuz. Bu güzel bir motivasyon. Ama sonrasında görüyorsunuz ki yani koşu grupları içerisinde aynı kişilerle koştuğunuzda ya geriliyorsunuz ya da o tempoya uyacağım diye boşu boşuna vücudunuza zarar veriyorsunuz. Yani belli bir hedefiniz varsa ki bu ana hedef bende süreklilik, devamlı bu işi yapabilmek. Aynen. O zaman evet koşu grupları bazen eğlencesini beraber yapılmalı ama kendi bedeninize uygun antrenmanları yapıyor olmanız lazım. Peki Göksel Hocam hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında olmak üzere haftada bir gün aslında sizin grup interval antrenmanlarınız var. Biraz bu interval antrenmanları açabilir miyiz? Nasıl çalışıyorsunuz ekibinizle birlikte? Ve bireysel olarak yapılan antrenmanla grup halinde aslında yapılan antrenmanın yine sporcularımıza sorabiliriz. Çok farklı yönleri de var mı? Öncelikle hemen çok kısa bir önce konuşulan noktaya tabii değinmek istiyorum. Şimdi Şeyda anlattı, bir Berlin Maratonu'nu koştu. İşte başladıklarında bir nabız antrenmanına başladılar. Ve dedim ki onlara işte şu nabıza koşman gerekiyor. Benim bu tempoda yürümem lazım dedim. O zaman yürü. Çünkü bir base altyapı yapmak gerekiyor. Çok basit açıklamak gerekirse Özcan'ın dediği noktayla ikisini birleştireceğim. Biz de maalesef koştuğumuz her yarışı en iyi derece koşma gibi bir hırsımız var. Bir amacımız, bir hedefimiz var. Bu da uzun vadede hem sakatlanma hem de performans gelişiminde sıkıntı yaratıyor. Bir sporcu bir yıl içerisinde maksimum bir veya iki tane iyi yarış koşabilir. Uç, yani biz iki uçlu veya tek uçlu antrenman programı diyoruz. Planlaması diyoruz. Makro plan diyoruz. Makro planda bir yıl içerisinde en fazla iki tane maksimum yarış koşulabilir. Bu planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Oturup kağıt üzerinde yazmak, çizmek gerekiyor. Ve iki tane, eğer iki uçlu bir plan hazırlanacaksa o iki tane uçtaki yarışların arasını bile iyi ayarlamak gerekiyor. Bazen performansı aşağı düşürmek, base antrenmanı yapmak, ondan sonra tekrar işte belli antrenman planlaması yöntemleriyle çıkartmak gerekiyor yukarıya. Bunu iyi yaparsanız hedeflediğiniz yarışı iyi koşarsınız. Ama o hedeflediğiniz yarışı, örnek veriyorum işte Eylül ayındaki bir Berlin maratonuysa, gidip siz Ağustos ayında başka bir yarı maraton veya maratonda personal best, yani en iyi zaman beklememeniz gerekiyor. Size verilen nabız belli bir nabız aralığında antrenmansa o yarışta belki kötü koşmaya göze alıp o performansı göstermeniz gerekiyor. Bu çok önemli bir şey insanların planlama yapması açısından. Diğer taraftan evet biz haftada iki gün takım antrenmanı yapıyoruz. Bunların bir tanesi yüzme antrenmanımız, diğeri koşu antrenmanımız. İstanbul içerisinde yaklaşık 60-70 tane sporcumuz bulunmakta. İki yakaya dağılmış haldeyiz, Anadolu yakası ve Avrupa yakası olarak. Anadolu yakasındaki antrenmanlarımızı Maltepe'deki atletizm pistinde yapıyoruz sahilde. Avrupa yakasındaki Enka atletizm pistinde yapıyoruz. Şimdi takım antrenmanlarının öncelikle özelliği ne oluyor? Şimdi şöyle bir şey var, örnek veriyorum. Özcan'ın koşu temposu bana yakın bir tempo. İyi koşuyor, güzel koşuyor antrenmanlarda. Benden diyelim ki bir tık geride. Benim arkamdan benim ne kadar gerimde olduğunu, beni kovalayarak kendisi geliştirebileceğini, motive olabilmeyi görüyor. Veya kendi temposunda 4 kişi olduğunda, 4 kişi beraber antrenman yaptıklarında farkına varmadan tek başına koşabileceği hızdan daha hızlı gidebiliyor. Şimdi bu bir motivasyon kaynağı. Hem de bizim kendi aramızda güzel eğlencelerimiz var. Mesela baklava gibi. O konuya çok girmek istemiyoruz ama. Çok girmek istemedim hatta. Tamam. Fotoğraflarınıza bakarken onları almamaya çalıştık. Antrenman sonrası tabii, yeniden baklavalar. Ya şimdi şöyle, işin içerisinde motivasyon, eğlence kattıktan sonra bir araya gelmek her zaman eğlenceli tabii. Ve insanları topluyor, motive ediyor sizi. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Sabah saat 5.30'da uyandığınızda benim bugün işte koşmam lazım 40 dakika. Ya yatayım, akşam koşarım dersiniz, çıkmazsınız. Ama eğer sizi, örnek veriyorum, Yeniköy sahilde koşmak için bekleyen birisi varsa kalkar gidersiniz. Bu böyle bir şey. Akşam bizim saat 7'de takım antrenmanı varsa oraya insanlar gelirler. Şimdi takım antrenmanlarında biz özellikle interval antrenmanları yapıyoruz. Niye interval yapıyoruz takım antrenmanlarında? Çünkü hız antrenmanları insanların kendilerini itmeye, puşlamaya korktukları antrenmanlar ve bilemedikleri antrenmanlar. Limitlerini bilemediği antrenmanlar. Bu antrenmanda hem bizim gözetimimizde onların nasıl yaptıklarını, daha iyi yapabileceklerini gördüğümüz antrenmanlar olduğu için. Aslında interval kendi içerisinde iki ayrılan bir antrenman sistemi. Interval antrenman hız antrenmanları demek aslında. Extensive interval ve intensive interval diye ikiye ayrılıyor.
Biz genelde kış dönemlerinde ekstensif intervalleri tercih ediyoruz. Yani yaygın interval. Aslında bu ne demek? İşte 10 dakika ve üzeri gibi düşünün kabaca yapılan interval antrenman. Örnek veriyorum 3x10 dakika, 3x3000 metre gibi antrenmanlar. Nabız yoğunluğu biraz daha düşük ama 2 veya 3'e bölünmüş uzun tempo antrenmanları gibi düşünün. İntensif intervaller ise daha fazla işte nabzın anaerobik eşiğinin üzerinde olduğu, işte 3 dakikayı süren işte 400 metreler, en fazla 800 metre olabilecek daha böyle sert antrenmanların yapıldığı antrenmanlar oluyor. İşte biz bunları hem bizim gözetimimizde olsunlar diye istiyoruz. Çünkü bazen öyle bir sporcu geliyor ki bize gerçekten tabiri caizse deli gibi gücü var. İntervali başlıyor, 400 metreye koşacak. İlk turunu o kadar hızlı geçiyor ki hani örnek veriyorum 10 tane 400 metre yapacaksa 9 tanesini o hızda yapma ihtimali yok. Ama önce onun birini uyarması lazım onu yapmaması gerektiği için. O yüzden bizim için interval antrenmanların, takım antrenmanlarının böyle hem motivasyonu hem de böyle bir özelliği oluyor. Bir de kontrol altında olması çok önemli. Yani bir grupla antrenman yapıyorsanız ve başınızda da antrenörleriniz varsa, bu işi iyi bilen birileri varsa aslında bu biraz önce bahsettiğim sakatlanma ya da kendi başınıza böyle delice şeyler yapma konusunda kendinizi frenlemiş oluyorlar tabii ki. İşi çok daha bilinçli yapabiliyor oluyorsunuz ki bu da biraz önce bahsettiğim o sakatlanma konusunu ciddi oranda engelliyor. Bu bence çok önemli. Yani Özhan sürekli sakatlığın altını çiziyor. Evet, çünkü ya bu konuda o kadar çok yapılıyor ki etrafta da çok görüyorum ve spor yapmayı çok seven bir sürü insan sadece bu teknik bir takım şeylerden dolayı, bilgisizliklerden dolayı spor yapamaz hale geliyor. Bu çok hakikaten kötü bir şey. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor bence. Burada ben çok önemli bir şey eklemek istiyorum. Antrenörlük çok enteresan bir şey. Herkes aslında antrenörlüğü şey gibi düşünüyor. İşte evet bir program yazıyorsun. Zaten internetten indirebilirsin. Milyon tane program var. İnsanları motive etmek, gaza getirmek gibi düşünüyor antrenörlüğü. Aslında tam tersi. Antrenörlük aslında insanların dur demeye bilen insan. Çünkü zaten örnek veriyorum bir koşu grubuna dediği gibi veya bir WhatsApp grubu fark etmez 20 kişi oluşturup bir grup kuruyorsun. Aslanım kaplanım iyi koştun bunu yaptın zaten herkes diyor sana. Ama birisinin sana hayır yapma demesi gerekiyor. Çünkü yani örnek vereyim birisi bir öğrencim diyor ki hocam diyor omzumda ufak bir işte sıkıntı var ağrı var sızı var. Okey 2 gün dinlenmen gerekiyor minimum sonrasını bakacağız işte. Belli bir işte buz uygulaman lazım, dikkat etmen lazım, dinlendirmen lazım. 2 gün sonra, işte 1 gün sonra hocam ben yüzeyim mi? Hayır, yüzmemen gerekiyor denmesi gerekiyor. Maalesef bizim antrenörlük kavramımızda hayır, evet yap, aferin sen, çok iyi yaptın, yüz, güzel, iyi yaptın, acımadıysa tamam bir şey olmaz diyen bir sistem var. Bence en büyük yanlış burada başlıyor. İşte Özlem sakatlık altını çiziyor ya, işte benim bir lakabım bile oldu bir ara Angry Tree diye. Çünkü ben insanlara çok kızardım, yapmayın. Ben hep yapmayın diyen insan. Size verilen bir antrenman programı varsa 40 dakika mı? 40 dakikada bitir antrenmanını. Bir dakika yapma. Gerek, evet. Şu nabız mı? Üstüne çıkma. Yapabilirsin zaten ben biliyorum. Zaten yapman gerekse zaten ben yazarım onu sana. 145 nabızda 155 nabız yazarım sana zaten. Gerek yok. Bence antrenörlük denen şey aslında insanlara dur diyen, duyabilen insan aslında. Limitlerini bilip aslında ona göre yönlendirmek evet. Tam yani birazcık geçiyor. Bir hafta dinlenmek belki bir 6 aylık. Kurtarıyorsun. Tabii. Doğru. Ben 3,5 senedir mesela hiç sakatlanmadım. Ben de öyle. Bu önemli hemen şey. Vuruyoruz böyle. Evet nazar değmesin. Evet koşu nabızlarının hesaplanmalarından bahsedeceğiz aslında birazcık da testlere gireceğiz ama kısa bir reklam aramız var. Ardından running kaldığı yerden devam edecek. Running kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Bir kez daha hatırlatalım. Bugün 100 bin koş triatlon ekibini ağırlıyoruz ve triatlondaki koşunun önemini konuşuyoruz. Göksan Çınar hocamız bizimle birlikte ve triatletlerimiz Şeyda Şule Erkahraman'la Özhan Öztürk bizlerle birlikte. İlk yarıda konuşmuştuk ama devam edelim istiyorum ben birazcık. Grup antrenmanlarının önemini ve motivasyonunu konuştuk ama Şeyda da bir şeyler ilave etmek istiyordu. Bence onu da dinleyelim. Şimdi takım antrenmanları gerçekten bizim gibi iş hayatı yoğun ve stresli olan biz
hem profesyoneliz ama aslında iş hayatımızın yanında bir hobi alanımız tabii. bizim bu. İş hayatında çok gün içerisinde yoğun ve stresli hem bedenen fiziken yorulduğumuz bir şeyden sonra takım antrenmanına geliyoruz. Bir anekdot söyleyeceğim. Özhan'la ikimiz ısınırken her fix takım antrenmanında bu antrenman çıkmaz diyoruz. Motivasyonları buradan geliyor. Ne ya bu antrenman çıkmaz diyoruz. Günün sonunda en iyi antrenmanımızı yapıp geri dönüyoruz. Ve çünkü kalabalığın getirmiş olduğu sinerjiyle hocamızın bakışlarıyla bu şekilde bu biraz şey gibi hocam, sınavı hazırlanıyorlar aslında. Çok iyi biliyorlar ama sınıfta şeyler 90 alamam, 95 imkansız bu sınavdan deyip yüzü. Ve yani gerçekten şey, yeniden doğmuş gibi enkadan eve dönüyoruz. Yani aslında herkes limitini bilmiyor. Kimse limitini bilmiyor. İşte kimse ne kadar zorlayabileceğini bilmiyor kendisini. Bazısı çok güveniyor kendisine. İşte fazla zorlayıp sakatlanıyor. Bazısı hiç bilmediği için limitine ulaşamıyor. Siz az çok kendi antrenman planlamanızdan, işte haftalık yükleme şiddetlerinizden az çok insanların ne yapabileceğini kestiriyor oluyorsunuz. Zaten senin bu antrenmanda 1.40'dan 400 dönmen gerektiği dediğin anda yani ya dönemem ben hocam ne yaptın diyen çok fazla insan oluyor. Ama gün sonunda bakıyorsun kağıt üzerine en kötüsünü 1.40 bile gelmemiş çıkıyor 400 üzerine mesela. Bu tamamen aslında onun kendine inanmaması, senin ona inanman, sen ona inanınca o sana daha fazla inanmaya başlıyor. Böyle bir şekilde insanların hani böyle ite ite derler ya, geliştiriyorsunuz aslında. Bir de takım antrenmanları çok tabii zevkli oluyor. Hani makara yapıyoruz sonuç itibariyle. Hani baklava için mi söylüyorsunuz? Baklava için mi? Gerçekten... Hayır. Yaş itibariyle hoca-öğrenci ilişkisi bile gençleştiriyor. Değil mi? Hoca bir komut veriyor, yapıyorsun. Hiçbir şey düşünmüyorsun. Ve buna ihtiyacın var hakikaten. Yorumsuz yapmak. Bütün baklava gidiyor. Konusuna açıklık getireyim. Şimdi insanlar merak ediyor. Herkes gurur. 100 bin koş oluşumunda antrenman sistemine dahil olan takımdaki herkes ilk girdiklerinde, ilk takım antrenmanına geldiklerinde bütün takıma baklava ısmarlamak zorunda. Olay aslında bundan ibaret. O yüzden de takımımız da giderek büyüdüğü için de baklavasız haftamız geçmiyor maalesef. O yüzden de hani biraz da limitler de büyümüş oldu. Her antrenman sonunda artık bir baklava motivasyonumuz var. Evet. Aslında o aynen. Baklava olayı o. Evet, ekiplerine dahil olursanız baklavasız gitmiyorsunuz. Evet. Buradan Göksan hocamız bize duyurdu. Peki Göksan, nabız çok önemli gerçekten koşuda ve biz birazcık da bu koşu nabızlarının hesaplanmalarından ben bahsetmek istiyorum. Çünkü duyduğumuz kulak aşinası olduğumuz laktat testi olmak üzere VO2 max testi var. Bunun biraz daha detaylarını verebilir misin ve sen sporcularımıza da bunu zaten uyguluyorsun. Nasıl bir ilerleme kaydediyorsunuz testler sonucunda? Hemen gireyim konuya. Şimdi şöyle... Koştuğunuz, yani koşu antrenmanları yaparken gelişim için dediğim gibi bir makro plan var, bir de mikro plan var. Yani haftalık plan var, antrenman içindeki plan var ve antrenmanın kendi içerisindeki setler arasında bir plan var aslında baktığınızda. Bu nasıl bir şey? Örnek veriyorum. İnsanların koştukları antrenmanlarda belli zon aralıkları var, nabız aralıkları var. Nabız aralıkları işte 1'den 5'e kadar seviye belirleniyor. O belirlediğiniz seviyeler içerisinde bazı antrenmanlar seviye 1, seviye 2 dinlenme antrenmanları, bazıları seviye 3'te tempo antrenmanları, bazı antrenmanlar seviye 4 işte anaerobik eşik antrenmanları, bazıları seviye 5 maksimum yük antrenmanları olarak ayrılıyor. Bunlar nasıl bulunduğu aslında önemli ve kullanılması gerekiyor. Her antrenman seviye 4 de olmaz, her antrenman seviye 5 olmaz. Bunları bir antrenman planlamasında bulmak gerekiyor. Şimdi bu nasıl bulunuyor? Bunun bazı yöntemleri var. Çok basit, evde otururken bile yapılabilecek yöntemler var. Bunlar neler? 220-YH dediğimiz maksimum nabız testimiz, nabız hesaplama yöntemimiz var. 220 insanların, yani bebeklerin annesinin karnından doğduğu anda attığı sayılan nabız atım sayısı maksimal seviyede. YH dediğinizde sizin atabilecek tahmini maksimal nabzınız çıkıyor ortaya. Ve bunu %'ye çarparak antrenmandaki kullanacağınız nabızı bulabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 220 eksi yaş 40 yaşında birisine örnek aldığımızda 180 çarpı %60 dediğinizde onun %60 çoğunluktaki antrenman nabızı çıkar ortaya. Ama burada şu çıkıyor ortaya. Örnek veriyorum, Şeyda ile Özsan'ın aslında yaş aralıkları çok yakın birbirine. Burada çok güzel bir örnek var karşımızda, sürekli anlatırım insanlara. Normalde sadece 220 eksi yaş nabız formülünü kullandığımızda Şeyda'ya vereceğim %70'lik bir antrenmanla Özhan'a vereceğim antrenman arasında nabız en fazla 2 nabız oynaması gerekiyor. 148'e 146 gibi düşünün. Fakat şöyle genetik bir özellik var ikisinde. Özhan aynı antrenmanın 170 nabız koşuyor. Şeyda aynı antrenmanın 135 nabız koşuyor.
Biz bunu ilk bir ay bayağı işte hani nasıl olur, nasıl yaparız, hani bir bulma dönemimiz, tanıma dönemimiz vardı. Sonrasında iyice testlerle oturdu ortaya ve çıktı. Şimdi bu insanlarda kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. O yüzden 220 XTH formülü üstünü çizerek aslında başarı oranı düşük bir formül olarak çıkıyor ortaya. Buraya Carvanel formülünü ekleyebiliriz. 220 XTH eksi dinlenik nabız çarpı antrenman yüzdesi artı dinlenik nabız olarak koyduğumuz Carvanel yöntemi var. Burada işin içine dinlenik nabız giriyor. Biraz daha geçerli bir yöntem. Daha geçerli bir yöntem. Fakat yine ikisinin dinlenik nabız birbirine yakın. Yaşlar birbirine yakın. Yine hesaplama yaptığınızda nabız 3 nabız 5 nabız fark ediyor. Ama arada 20 nabız fark var antrenman içerisinde. Yine bir işe yaramadığını görüyorsunuz bu Carvanel yöntemin. Yine işe yarıyor. Yaramıyor değil ama daha profesyonel çalışıyorsanız evet. Yani Şeyda benim o zaman 145 nabızda 4 x 2000 vermem lazım. Şeyda 38 nabızda maraton koşuyor. Yani şimdi bunu bilmek gerekiyor baktığınızda. Bu sefer onun da üstünü çizdiğimizde ne yapmak gerekiyor? Önce bir maksimal nabzı bulmak gerekiyor. Bu maksimal nabzı bulmak sedanter yani spora sonradan başlayan kişilerde biraz zor bir iş. Nasıl zor bir iş? Bir yokuş bulup böyle 100 metre 50 metrelik bir yokuş bulup 8-10 tane maksimal tekrar yaptırıp bayıltana kadar koşturup o anki çıkan en iyi nabzını bulman lazım. Ama sedanter bir insan zaten kendisini çok kolay zorlayamaz. Zorlayamadığı için de hayati riskleri var, işte kalbi zorlama riskleri var. O yüzden maksimal nabız testi, hani bana yaparsın, ben belki 25 senedir spor yapıyorum ama yani sedanter bir insan yapamazsın bu testi. Onun da üstünü çiziyoruz. Geriye ne kalıyor? İşte laktat ve max volume testleri kalıyor ortaya. Şimdi laktat testi ne demek? Nasıl, niye önemli aslında? O çıkıyor ortaya. Laktat testi, antrenman sırasında vücudumuz bizim aslında belli bir asit üretiyor. O asit kana karışıyor. O kandaki asit miktarı, laktik asit miktarımızı gösteriyor bizim. Yapılan deneylerde, testlerde ortalama 4 milimol kandaki asit seviyesi bulunduğu nokta bizim anaerobik eşik seviyemiz oluyor. Bu ne demek? Kandaki oksijen miktarı ile karbondioksit miktarının sıfıra sıfır geldiği nokta, eşitlendiği nokta. Yani aldığınız oksijenle verdiğiniz karbondioksit seviyesinin eşitlendiği nokta. Biz buraya anaerobik eşik diyoruz. Yaptığımız laktat testleriyle sporcuların anaerobik eşiklerdeki hızını ve yani 4 milimol seviyesindeki hızını ve nabızını buluyoruz. Bu nabızların sonrasında işte biz Özsan'a ve Şeyda'ya bu sene koştukları Haziran ayındaki Kronborg Ironman öncesinde laktat testlerini yaparak belli hız ve belli nabız aralıklarını bulduk. Özsan, sen anlatırsan buradan sonrasını hani yarışta Şeyda da anlatsın. Evet, şeyde yani şimdi bu laktat testi aslında herkesin mutlaka yapması gereken bir test değil. Bence özellikle uzun mesafe, daha dayanıklılık sporlarında, biraz daha kendini geliştirmek isteyenlerin değerlerini görebilecekleri, görebilmek isterlerse, görmek istiyorlarsa yapmaları gereken bir test. Biz bunu maraton öncesi de yapmıştık mesela. Ben Paris Maratonu'nu koşmadan önce bir test yaptık ve orada aslında ben maratonda ilk 5 kilometrede kaç nabız koşacağım, 10. kilometrede, 15. kilometrede, 30. kilometreye geldiğimde ne seviyede olmalıyım bunların hepsini biliyordum. Dolayısıyla işte bir duvar meselesi vardır. Hani duvara çarpma ya da yarışı bırakma ya da işte hiçbir şekilde koşamayacak duruma gelme gibi. Eğer bu testleri yapıp değerlerinizi biliyorsanız ve bunu da doğru hesaplayıp size birileri söylüyorsa, siz bunu bilerek koşuyorsanız o zaman yarışınız çok rahat geçiyor. Çünkü limitlerinizi matematiksel olarak görebiliyor oluyorsunuz. Bence uzun mesafe sporlarında laktat testleri ve VO2 max testleri inanılmaz önemli. Ama her spor için değil tabii, tabii ki. Şeyda, sen nasıl buldun kendini yani testten aslında sonra? Aslında bu matematiksel tarafı beni eğlendiren ve beni sevdiğim taraf. Bu işi devam ettirmemde de bir önemli rol oynuyor. İşte hesap yapıyorsun, formüller var. İşte nabız aralıklarına, saatine bakıyorsun, pace'ler var. Bu sayılar benim çok hoşuma gidiyor. Bu işin güzel tarafı. Yani bununla eğlenmek ve bunu da öğrenmek güzel bir şey. Hocanın söylediğini yaptığında elde edilen başarıyı da gördükçe gerçekten inanıyorsunuz ve o disiplinin içinde giriyorsunuz. Kronberg öncesi şöyle bir deneyim yaşadık. 2 hafta önce yapıldı laktat testi. Son aşamasında benim laktat seviyem çok yükseldi ve geç indi.
Göksel de o zaman şöyle bir karar verdik. Senin taper'ın daha rahat geçmeli. Yani daha az spor. Çünkü taper dediğimiz yarış öncesinde dinlenme sürecinde yine spor yapıyorsun. Ama tabii yüklenmelerin azalıyor. O zaman sen çok yorgunsun. Gerçekten de iş hayatım da çok yoğun bir dönemiydi. Çok yoğunsun, yorgunsun. Onun için senin taper'ın da seni biraz daha fazla dinlendirelim gibi bir sonuç çıktı. Bence doğru zamanda yaptık ki ben de evet daha dinlenerek yarışa hazır. O Danimarka'da mesela bisiklette de aynı şekilde bu değerleri görerek gidiyorsunuz. Bisiklette örneğin yanınızdan birisi geçiyor. Gücünüz var, gitmek istiyorsunuz. Aslında ama peşine takılıp hemen geçebilirsiniz ama saatinize bakıyorsunuz ve işte bunda kalmam lazım diyorsunuz. Ama o sonrasında koşuya inanılmaz bir katkı sağlıyor. Belki koşuda çok daha iyi bir performans gösteriyor. Birçok yarışta deneyimlediğim şeyi söyleyeyim. Herkes başlarken çok hızlı başlıyor. 1-2 evet. kilometre herkes geçiyor seni. Ondan sonra güzel. Yani ben bunu başta çok fark etmemiştim. Yani benim de kendime göre bir disiplinim var. Sonra bir bakıyorsun tık 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 sen onları geçmeye başlıyorsun. Evet. Çünkü o tempo vücutlarında yüksek nabız, laktat seviyelerini yükseltiyorlar ve yorgunluk başlıyor ve daha sonrasında o diğer mesafelere güçleri kalmıyor. Aslında eşit dağıtmak. Bu iş biraz önemli. Teknik bir iş aslında. Yani burada şey çok önemli. İşte şeyde yaşadığımız olay aslında laktat testi yaparken aslında 4 milimole kadar çok tutuyor vücut kendisini ve bir anda kırılma yaşıyor. Biz o kırılmanın olduğu noktayı buluyoruz. Şeyda'da çok ciddi bir kırılma oldu ve düşmedi aşağı laktat seviyesi. Çok yorgun vücudu ve laktatı hemen kanına karıştırıp atamadı vücudundan. Hı hı. Bunu biraz tecrübeli aslında bulabiliyorsunuz. Yani yoksa her fırlayan laktat seviyesi de iyi değil. Örnek veriyorum birisinin son koşturduğun laktatın maksimali bulduktan sonra bir tane de maksimal yani laktat kırıldıktan sonra bir de maksimal koşturup son laktatını alırsınız. Uç noktada nabzını görebilmek için laktat seviyesini. 13-14 milimol çıkartabilen sporcular var. 8 milimol kalan sporcu var. Şimdi ikisini de iyi analiz etmek gerekiyor. Şeyda'nınki 8-9 milimolde kalmasına rağmen aşağı düşmedi. Düşmemesinden biz bunu anladık aslında baktığınızda. Özsan'ınki 11-12 milimollere çıktı ama düştü aşağıya. Çabuk düştü aşağıya. Bu noktada işte sporcuyu aslında işte 4-6 haftalık süreçlerde en azından bir antrenman arası bir şekilde bakmak gerekiyor. Hı hı. Burada tek anlatmadığımız bir nokta oldu. Maxwell'deki testi hemen kısaca anlatayım. Maxwell'deki testi aslında akciğer kapasitemizi ölçtüğümüz basitçe bir test. Yani basit bir test değil yani öyle bir açılımı var. Sizin akciğerin total kapasitesini gösteriyor. Bu şöyle bir şey. Özsan'ın da Maxwell'deki 60 çıkabilir. Şeydan'ın da 60 çıkabilir. Benim de 60 çıkabilir. Burada önemli olan şey şu. Özsan 60 Maxwell X olmasına rağmen 50 Maxwell X'lik seviyede laktat kırılmasına geçiyordur. Şeyda 52'de, ben 54'te. Bu noktada benim performansım onlardan daha iyi olacaktır. Hı hı. Ama tabii bu hiçbir zaman şu değil. Üçümüzün de Maxwell X testi 60 çıktı. Yarışta kafa kafaya bitireceğiz. Öyle bir şey yok. Bu tamamen o anki anlık durum, yarış içerisindeki durum, dinlenme durumları her şey birbirini değiştirir. Ama Maxwell X testi sizin antrenman içerisindeki nabzınızı, temponuzu, her şeyinizi bulabildiğiniz ama Maxwell 2 ile beraber laktat yapılabiliyorsa en iyi sonucu bulduğunuz şey. Tek bir nokta var burada. Maxwell 2 testinizde bir maskeniz var ağzınızda. Aldığınız oksijeni ölçüyor. Akciğer kapasitenizi ölçmek için. Ama bir de verdiğiniz karbondioksiti ölçen sistem var içerisinde. Daha basic makinelerde birçok kişinin elinde var şu anda. Sadece aldığınız oksijeni ve akciğerin büyüklüğünü ölçebiliyor. Verdiğiniz ventilasyondaki karbondioksit miktarını ölçmeden size belli antrenman nabızlarını vermesi doğru değil. Çünkü dediğim gibi belki benim aldığım oksijen ciğer kapasitem işte 65 milimollük bir kapasitem var. İşte yani şey VO2 max kapasitem var ama ben belki 45 VO2 max'ta boğulmaya geçiyorum. Bunu ben verdiğim ventilasyonla yani karbondioksit miktarıyla göremezsem bir anlamı yok. O yüzden de daha profesyonel ortamlarda belli oda sıcaklıklarında uzmanlar tarafından yapılması gerekiyor Maxwell testini. Zaten Göksel Hocam bu öyle uzun uzadıya bir mevzu ki bunu bitmez. Biz sizi yine ağırlayıp sadece bitmez. Testler üzerine başka bir program yapalım demek istiyorum ben. Bitmez o iş. Son olarak o zaman bu seneki hedef sezon yarışlarınızı da kısa kısa alabilir miyim? Nerelerde yarışacaksınız? Maratonlar var mı? Yine ultra trailler olacak mı? Ironman'ler var mı? Neler yapacaksınız? Özhan senden dinleyelim önce. Evet yani Ironman aslında şöyle bir sene içerisinde çok fazla hedef yarış koymamaya özen gösteriyoruz. Yani 10 tane hedef yarışı olamaz bir insanın. Çünkü sakatlanmamak için. Sakatlanmamak çok önemli. Dolayısıyla benim aslında bu sene bir Swissman
gibi bir şeyim var. Oranın işte oraya katılacağım. Dolayısıyla o çok ekstrem bir triatlon yarışı. Dolayısıyla ona çok ciddi hazırlanmam gerekiyor. Şu anda da hazırlıklara başladım. O benim için ciddi bir hedef. Özellikle Haziran sonunda olan bir yarış ve onun aslında bütün temposu şu anda başlamış durumda. O benim için önemli bir hedef. Ultramaraton olarak Likya'yı bu sene koşmayı düşünüyorum. Çünkü hakikaten çok keyifli bir yarış, çok keyifli bir ortam. Daha önce Runfire deneyimlemiş biri olarak Likya'yı da tekrar bir koşmak istiyorum açıkçası. Onun dışında Gloria Ironman'de yine aslında katılacağım ve hedef olarak gördüğüm yarışlardan bir tanesi. Evet, Şeyda da bu sene half değil, tam Ironman yapacak sanırım. Evet. İki yılın sonunda biz de bu yıl full Ironman hedefi koyduk ve yapabileceğimi hissediyorum. Dayanıklılık olarak da oraya geldiğimi hissediyorum ama tabii ki antrenmanlarla bunu tamamlayacağım. Temmuz başı yarışım. Çok şey katmam gerekiyor. Antrenman sürelerim çok uzun olacak. 6 ay ciddi bir çalışma. Yarış hedefi, ana hedef bu. Eğer yarın sonuçlanacak Mont Blanc 40-55K'lık bir ultra trail yarışa kuraya katıldım. O çıkarsa Ağustos sonunda o var. O da benim için yüksek bir hedef. 33.500 kazanımlı bir trail koşusu. O olmazsa başka bir böyle şey diyor musun koyayım. Şeyda katıldık ama ay çıkmaz inşallah da dediğin oluyor mu? Yani onun B planı var. Olmazsa üzülmeyeceğim. O balı Swissman'da olmuştu mesela. Evet. Swissman çıkınca hadi ya çıktı. Çıkmıyorlar şu an dönüşü yok. Peki. Çok koşu katacağız. Araya eğlence koşularımız olacak. Yine onlar zaten vazgeçilmeziniz. Göksel Hocam'ı da bu sene dünya şampiyonasına uğurlayacağız herhalde. Benim bu sene maraton uzun işte. Ben onların peşinden koşturacağım. Demin sorduğun soruyu ben yapıyorum aslında. Sen diyorsun ya, dedin ya az önce çıkmasın diye. Ben ediyorum. Çünkü onlara çıktıkça ben uğraşıyorum. Doğru. Tabii işin esprisi bir yana. Çıtı her sene yükseliyor. Çünkü bizim 100 bin koşu ailesinin çok böyle kemikli kadrosu var. 4 yıldır 5 yıldır beraber olduğumuz kişiler var. İşte şey daha 10 km koşacağım diye başladı. Şu anda artık full Ironman'e götürüyoruz onu. Özcan keza aynı şekilde işte 21K ile başladık biz. İşte Özcan'la Ironman Dünya Şampiyonası'nda yarıştı. Bu sene işte Swissman'i yapacak Ironman mesafesinde, full Ironman mesafesinde ve şartları çok daha zor olan bir yarış. Hep böyle çıta bir yukarı çıkıyor. Onlar çıktıkça yukarıya biz maratonumuzu onlara çevirmeye başlıyoruz. Aslında bizim maratonumuz o. Ben bu sene Ranatolia'ya koşacağım. Klasik. Bizim her sene gittiğimiz yarışımız. Kısmetse Likya'ya gitmek istiyorum yine. Avrasya Maratonu koşu olarak katılacağımız yarış. Tabii Gloria var. Dünya Şampiyonası'na işte kualifi olduk yine. Oradayız inşallah. Ülkemizi temsil edeceğiz. Onun haricinde daha hiçbir şey yok başka. Yani bizim ana hedefimiz aslında öğrencilerimizin koştuğu yarışları takip etmek oluyor. Biraz daha böyle bir iki ay şekillenecek herkesin yarışları. Netleşecek. İşte triatlon takvim açıklanıyor yavaş yavaş. O takvime oturacak. Birkaç koşu yarışı daha işte Efes Ultra şu anda işte evet bu sene gerçekten ülkemizde çok fazla ultra trailler çok, çok popüler olmaya başladı tabii. Ve her ay neredeyse farklı bir yerde ultra trailleri göreceğiz. Aynen, bu sene. Aynen biz de işte takımdan mutlaka her ultraya veya her koşu yarışına giden birileri olarak 2-3 kişi gidiyor. İşte biz en son gece yarışında Longest Night'te beraberdik. Ondan önce Bodrum'da şey daha 53 kilometre koştu ondan sonra. Bu şekilde bütün yaşlarda yer almaya çalışıyoruz aslında. Peki çok teşekkür ediyorum keyifli sohbet için. Her nerede koşuyor ve koşturuyorsanız hem yanınızda izliyoruz hem de başarılar diliyoruz. Hepinize çok, çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Running'de bugün 100 bin koş ailesini ağırladık aslında. Koşu üzerine triatlonda koşunun önemini biraz daha ön plana çıkartmaya çalıştık. Bir sonraki bölümümüzde tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sporla kalın diyoruz.